in the plane. Wait. Get this, Charlie. It's crashing terrible. Oh, my. Get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the morning bed. All the folks will see that this is terrible. This is the worst of the worst catastrophes in the world. Merhaba dostlarım. Geçenlerde hidrojenle ilgili bir videomuzda Hindenburg Zeppelin'inden ve bu Zeppelin'in başına gelen felaketten kısaca bahsetmiştik. Bu videoda gelin biraz daha bu konuyu detaylıca inceleyelim. Öncelikle neden Hindenburg felaketi? Hani birçok şey için tarihi değiştiren deyimi kullanılır ya, ki prensipte çoğu için de doğrudur. Hindenburg'da öyle bir felaket işte. Bu büyük felaket günümüz modern havacılığını başlatan olay diye anılmakta. Hava taşımacılığını kökünden değiştirmiş ve sıkı güvenlik önlemlerinin başlamasına neden olmuştur. Hadi biraz daha yakından bakalım. Lafa herhalde Hindenburg'un bugüne kadar yapılmış en büyük hava taşıtı olduğunu söyleyerek başlamak gerekli. Hindenburg tamı tamına 245 metre uzunluğundaydı. Bugünün en büyük yolcu uçağı A380'in 73 metre uzunluğunun tam 3,5 katı. Onlarca yılda parça parça yapılan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 109 metre uzunluğunda olduğunu düşünürseniz Hindenburg'un büyüklüğünü de anlarsınız. İşte Hindenburg böylesine devasa bir zeplindi. Peki zeplin nedir? Altında yolcu kabini bulunduran, içinde uçucu bir gaz bulunan ve itme kuvvetiyle yol almayı sağlayan motorları bulunan hava araçlarına genel olarak zeplin diyoruz. Yani zeplinler, Kapadokya'da bindiğimiz balonlar ve gemilerin karışımı bir araç. Gemiler su yüzeyinde suyun kaldırma kuvvetiyle duruyor. Ve başka motor veya motorlarla da itiş ve yön kuvveti sağlıyorlar. Yani gemiler içerisindeki alanın suyun yoğunluğundan daha az yoğunluğa sahip olması ile su üzerinde bulunuyor. Zeplinler ise balon kısımlarında atmosferden daha az yoğun bir gaz bulunduruyorlar. Bu sayede atmosfer tarafından yukarı kaldırılıyor ve havada duruyorlar. Başka motorlarla da ileri doğru itilip yol alıyorlar. Suda nitrojen üretmek videomuzda bahsetmiştik. Evrendeki en basit atom olan hidrojen atomu sadece bir proton bulunduran atomdur. Bu aynı zamanda onu evrenin en hafif elementi yapar. Atmosferin yoğunluğu deniz seviyesinde ve ortalama sıcaklıkta yaklaşık 1225 gram bölü metreküptür. Bir diğer ifadeyle elimizde 1000 litrelik yani 1 metreküplük bir tank varsa bunun içindeki havanın ağırlığı yaklaşık 1.2 kilodur. Hidrojen yoğunluğu ise aynı koşullarda 0.1 gram bile değildir. Yani hidrojen soluduğumuz havadan binlerce kat daha hafif. Hidrojenden sonra en hafif gaz olan helyumun yoğunluğu ise bunun yaklaşık 2 katı. Ayrıca yine daha önceki videomuzda belirttiğimiz gibi bu tür hafif gazlar atmosferde saf olarak pek bulunmazlar. Çünkü çok hafif oldukları için ya çok yükseklerde bulunurlar ya da uzaya kaçıp giderler. O yüzden helyum evrende en yaygın elementlerden olmasına rağmen dünyada çok nadir bulunur. Hidrojen de aynı nedenden saf olarak dünyada çok az bulunur. Ancak helyumla hidrojenin önemli bir farkı var. Helyum bir soy gaz. Yani kolay kolay hiçbir elementle bir araya gelmez, reaksiyona girmez. İçinde helyum bulunan bir elementi doğada hemen hemen hiç bulamazsınız. Ancak hidrojen tam tersine oldukça reaktif bir elementtir. Birçok başka elementle tepkimeye girmeyi ve bileşik oluşturmayı sever. İnsan vücudundan suya kadar dünyanın her yerinde bolca hidrojen elementi bulunur. Bizim de kanalda daha önce yaptığımız gibi bu bileşiklerden kimyasal yöntemlerle kolayca da ayrılabilir. Bu da Zeppelin'in üretildiği yıllarda çok pahalı ve daha ağır helyum gibi rakiplerine karşı hidrojeni rakipsiz yapmıştır. O yüzden Zeppelinler üretilmeye başladığı 19. yüzyılın sonlarından itibaren içlerine hep hidrojen gazı doldurulmuştur. Tarihte bilinen ilk Zeppelin'de 24 Kasım 1852 tarihinde Fransız mühendis Henry Giffard tarafından 43x12 metre bir torbanın hidrojen doldurulması ve 160 kilo ağırlığındaki 3 beygirlik bir buhar motorunun eklenmesiyle yapılmıştır. Giffard bu Zeppelin'i 30 kilometre uçurabilmiştir. Ancak daha sonra bugün Zeppelin adını verdiğimiz asıl araçlar ortaya çıkmıştır. Daha önce torba, balon gibi iskeletsiz şeylerin hidrojenle doldurulmasıyla yapılan Zeppelinler 20. yüzyılın başında alüminyum iskeletler ve yolcu kabinleriyle yapılmaya başlanmıştır. Bugün bildiğimiz Zeppelinlere benzeyen ilk Zeppelin 2 Temmuz 1900 tarihinde İngilizler tarafından uçurulmuştur.
Bu zeplin 128 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğindeydi. 400 metre yüksekten uçarak 6 kilometrelik bir yolu 17,5 dakikada almıştı. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte zeplinler savaşlarda da kullanılmaya başladı. Özellikle Almanlar Birinci Dünya Savaşı'nda düşman kentlerini zeplinlerle bombaladı. Almanlar savaş sonrası da zeplinlere yatırım yapmaya devam etti. Bu araçlara da adını veren Ferdinand von Zeppelin de bir Alman zeplin üreticisidir. Birinci Dünya Savaşı'nda zeplinlerdeki potansiyeli gören Almanlar bu teknolojideki liderliği hızlıca devraldı. 1932 yılında Almanya'da Nazilerin iktidara gelmesiyle her alanda olduğu gibi zeplin de bir propaganda aracına dönüşmeye başladı. 1931 yılında Alman Zeppelin şirketi tarafından üretilmeye başlayan Hindenburg da o güne kadar yapılmış en büyük zeplin olma özelliğini taşıyacaktı. LZ-129 kod adıyla başlayan proje, Nazilerin iktidara gelmesiyle o günkü Alman Cumhurbaşkanı Hindenburg'un ismini almış ve bir propaganda unsuruna dönüştürülmüştür. Yerli ve milli zeplinimiz göklerde demek isteyen Nazi yönetimi, inşaatının 1936'da tamamlanmasının ardından Hindenburg'u bir reklam aracı olarak ülkenin her yerinde gezdirmeye başladı. Aslında tam da Hindenburg'un üretildiği yıllarda hidrojen gazının tehlikeli bir gaz olduğu artık bilinmeye başlamıştı. Almanlar da Hindenburg'da ilk olarak hidrojen değil, helyum kullanmak istemişlerdi. Ancak son derece nadir bulunan helyum o zamanlarda sadece ABD tek elindeydi. O sıralarda araları hayli açık olan ABD'de Almanlara bu gazı vermeye pek niyetli değildi. Bu yüzden Hindenburg, o devasa hacminin içinde son derece yanıcı hidrojen gazıyla gökyüzünde dolaşmaya devam etti. Mart 1936'da ilk uçuşlarını yapmaya başlayan Hindenburg, birkaç test ve propaganda uçuşu yaptıktan sonra ticari uçuşlara da Mart'ın son günü Rio'ya giderek başladı. Ancak gökyüzündeki bu devasa uçan bombanın ömrü pek de uzun olmayacaktı. 3 Mayıs 1937 akşamı Frankfurt'tan göğe yükselen Hindenburg'un bu ABD uçuşunun son uçuş olduğunda kimse bilmiyordu. 5 yıldır iktidarda olan Nazi rejimi toplumu tek sesli hale getirmiş, her muhalif ses susturulmuştu. Grevleri ve muhalefeti yasaklayan Naziler, uluslararası anlaşmaları da yırtıp atmış, Almanya'yı hızla bir kalkınma rotasına sokmuşlardı. Ülkeyi boydan boya duble yollarla doldurmuşlar, işsizliği çözmüşler, savunma sanayini coşturmuşlardı. Koskoca bir ülkeyi propaganda cennetine çevirmişler, adeta dünyanın geri kalanına meydan okuyorlardı. İşte bu koşullarda havalandı Hindenburg'da Frankfurt'tan. Üzerinde koskocaman Nazi amblemleriyle. Adeta dünyaya Nazizmin muazzamlığını ve kudretini sergiliyordu. Ancak 3 gün sonra New Jersey'deki Lakehurst donanma üssüne inişe geçtiği anda birdenbire zeplin alev aldı. Saniyeler içinde dev bir alev topuna dönen Hindenburg'un içindeki 97 kişiden 61'i mucizevi bir şekilde kurtuldu. Ancak 13 yolcu, 22 mürettebat ve bir yer görevlisi yanarak can verdi. Üstelik bu felaket kameralar önünde gerçekleşmişti. Saniyeler içinde yanan zeplini, çaresizce gemiden atlayan insanları, bütün felaketi milyonlarca insan görmüştü. O görüntüler, hidrojen yüklü zeplinlerin kullanımının tamamen bitmesine neden oldu. Helyumun pahalı olması nedeniyle de zeplin olarak bilinen aracın hemen hemen ticari uçuşlardan çekilmesine. İnsanlar artık uçmak istiyorsa uçaklara yöneleceklerdi. Ve öyle de yaptılar. Hindenburg havayolu taşımacılığını kökten değiştirdi. Bugün bir yerden bir yere havayoluyla gitmek istediğimizde zeplinleri kullanmıyoruz. Zeplinler artık son derece kısıtlı alanlarda ve genellikle sadece gösteri amaçlı kullanılıyor. Son yıllarda lojistik amaçlarla zeplin taşımacılığı yeniden mod olmaya başlasa da 100 yıl önceki ihtişamının geri gelmesi pek de mümkün gözükmüyor. Hindenburg'dan insanlık birçok ders çıkardı ve belki de hala çıkarması gerekiyor. Bilim öyle bir şey ki onu kullanarak insanları felakete de kurtuluşa da sürükleyebiliyorsunuz. Nereye sürükleneceğimiz ise tamamen kendi ellerimizde. Bir başka videoda görüşmek üzere.